Merhaba arkadaşlar, bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Avrupa'nın ödüllü forex firması ForexTR artık Türkiye'de 3 yılı aşkın süredir kesintisiz ve kaliteli hizmetiyle faaliyetlerine devam ediyor. Kanalımıza özel yeni sponsorluk için takipçilerimize özel $50 üstü fonlama yapan 4 şanslı kişiye $250, toplamda ise $1000 para dağıtılacaktır. Sonuçlar kanalımızda paylaşılacaktır. Açıklama kısmındaki linkten hemen ulaşabilirsiniz. Dolar TL grafiğiyle başlayalım. Haftanın ilk işlem günü dolar TL paritesine baktığımız zaman durumların değişmediğini ve dar bir bantta fiyatlama gerçekleştirdiğini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta perşembe günü en yüksek 8.74 seviyesini test eden kur hafta başında 8.67 seviyesini yukarıda test etti. ABD dolar endeksi hafif satıcılı olması arkadaşlar kur tarafındaki yükselişlere baskıladığını söylemek mümkün bu durumda. 92.800'den 92.000 seviyesine kadar geriledi ABD dolar endeksi. 8.60 desteğinin aşağı yönlü kırılması Türk lirasının lehine sonuçlanabilir ve soluğu 8.50 seviyesinde alabilir. Fakat 8.50 seviyesi altında kalıcı mum kapanışları sağlamadığı sürece durumların Türk lirası için negatif boyutta olduğunu söylemek mümkün. Merkez Bankası ve hükümet yetkilileri ne açıklarsa açıklasın dolar kurunun ateşini söndürmekte maalesef çaresiz kalıyorlar. Bunun zaten böyle olacağı çok öncelerinden belliydi. Yaz aylarında olmamıza rağmen artan turizm gelirleri de dolar kurunun gerilemesini sağlamadı. Geçtiğimiz senelerde en azından yaz aylarında döviz girerdi ülkeye. Bu ülkeye giren döviz de Merkez Bankası bir şekilde kur tarafında kullanır, müdahale ederdi bir şekilde. Şimdi onu bile arkadaşlar mumla arıyoruz neredeyse. Gittikçe fakirleşmeye devam ediyoruz. Diğer tarafta Türkiye 5 yıllık CDS birimi 389 bas puana geriledi biraz. Hala yüksek geriledi derken bir öncekinden geriledi. 10 yıllık tahvil faizi ise %17,61 olmuş durumda. Grafiğe baktığımız zaman 8.64 seviyesini görüyorsunuz arkadaşlar. Uzun bir zamandır dar bir bantta işlem görmeye devam ediyor. Fiyatların düştüğünü burada görüyorsunuz. 8.64 seviyesi üstünde kaldığımız sürece tekrar 8.80 seviyesini deneme potansiyeli bulunuyor. Fakat eğer bu seviye özellikle 8.64-8.60 seviyesi aşağı yönlü kırılması kalıcı mum kapanışlarında 8.50 seviyesini bize getirecektir. Şu an 4 saatlik grafiklerde inceliyoruz bunu. Aşağı yönlü trend devam ediyor. 8.64 seviyesi aşağı dönerse 8.50 seviyesi alınabilir arkadaşlar. Özellikle 4 saatlik grafiklerde short pozisyonlarında güzel paralar getirebilir. Fakat biraz daha riski seven yatırımcı bu seviyelerden yani 8.64-8.65 seviyelerinden alıp aşağıda stop loss olmayı da tercih edebilir. Yani burada farklı bir strateji olarak karşımıza çıkacaktır. Genel olarak fiyatlara bakacak olursak arkadaşlar özellikle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın toplantısı ön planda olacak. Temmuz ayı toplantısı bu hafta genelinde takip edilecek. En önemli gelişme olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar toplantı. Geçtiğimiz toplantıda sıkı para politika ifadesinin karar metninde yer alması döviz kurundaki seyrin netleşmesi açısından önemli olduğunu belirtmekte fayda var arkadaşlar. Yani oradaki metinde sıkı para politikasının devam edip etmeyeceği bununla alakalı ipuçları dolar kurunun yönünü belirleyecektir. Yine yarın açıklanacak olan ABD tarafında tüketici fiyat endeksi sonuçları açıklanacak, veriler açıklanacak. Piyasalar açısında önem taşıyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz ay açıklanan veride %5 ile son zamanların en yüksek rekoru kaydedilmişti. Onun tarafında Türkiye tarafında bugün açıklanan bir diğer veri ise arkadaşlar Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini yayımladı. İşsiz sayısı 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 265.000 kişi azalarak 4.237.000 kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalış ile %13,2 seviyesinde gerçekleşmiş durumda. Geniş tanımlı işsizlik ise %27,2 olarak kaydedildi arkadaşlar. Dediğim gibi genel olarak dolardaki beklentim özellikle 8.50 %50 seviyesi üstünde kaldığı sürece arkadaşlar yükseliş trendinin hala devam etmesi aşağı doğru geri çekilmeler dolarda daha çok alım seviyesini getireceğini düşünüyorum açıkçası. Biraz da ons altın tarafına bakalım. Şimdi altının ons fiyatına baktığımız zaman ise çıkış trendini korumaya devam ettiğini görüyoruz. Özellikle Haziran ayında son yılların en kötü performanslarından birini göstermişti altın. Temmuz ayı ile birlikte biraz daha olsa toparlanmaya başladı diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta 1818 dolar seviyesini test etmişti. Buradan gelen kar satışları ile birlikte hafif geri çekilmeler olduğunu gördük arkadaşlar. 1800 dolar desteğinin üzerinde kapanışlar yapması altın için olumlu bir faktör sayılabilir. Bugün ise hafif satıcılı başladığını görüyoruz. Gün içerisinde 1799 dolar seviyesine test etti aşağıda. ABD 10 yıl tahvil faizlerinin getirisi arkadaşlar geride bıraktığımız haftada %1,25-24 seviyesine kadar gerilemişti biliyorsunuz. Daha sonrasında tekrar 1,35 seviyesine kadar yükseldi. Altın yatırımcısı özellikle pandemide arkadaşlar delta varyantına kaynaklı gelişmelere odaklanmış durumda şu an. Altın fiyatını yukarı baskılayan nedenlerin birinin de delta varyantı olduğunu söylemek mümkün aslında. Çünkü Avrupa ülkelerinde kısıtlama haberleri gelmeye başladı bununla alakalı. Hollanda ve Japonya gibi ülkelerde tekrar kısıtlamalar getirdi biliyorsunuz. Aynı zamanda İngiltere şu an vaka sayılarında rekor kırmaya devam ediyor yılbaşından itibaren. Onun dışında yurt dışında arkadaşlar ABD tarafında FED Başkanı Powell'ın konuşması olacak. Ve ABD tarafında TÜFE hafta içerisinde izlenecek veriler arasında diyebilirim. Onun dışında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve sanayi üretim rakamları oldukça önemli ons altın tarafında. ABD tarafının dışında dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Çin tarafında da ekonomik takvim bu hafta oldukça yoğun olduğunu söyleyebilirim. Açıklanacak olan ithalat, ihracat rakamları ve gayri safi yurt dışı hasıla verisi değerli maden tarafında hareketli arttırabilir arkadaşlar. Genel olarak baktığımız zaman 1800 seviyesinin hemen üstünde fiyatladığını görüyoruz. Buradaki görmüş olduğunuz 22 günlük hareketli ortalamanın da hemen üzerinde fiyatlanıyor. Alım için güzel bir seviye, özellikle FX piyasalarında işlem yapanlar için yukarıya çıkış ivmesi devam ediyor arkadaşlar. 1800 üzerinde dolar seviyesinin üzerinde olduğu sürece herhangi bir sıkıntı yok. Aşağısında mutlaka 1800 dolar seviyesinin aşağısında mutlaka stop lossların çalıştırılmasına fayda var. Zaten 1800 aşağısı tekrar burada 1761-1760 seviyelerine kadar geriye düşme potansiyeli olduğu, bir hayli yüksek olduğunu görüyoruz zaten. Dediğim gibi bu seviyeler üzerinde alınıp tekrar yukarıda 1850 seviyesinde karlarımızı burada cebe atabilirsiniz arkadaşlar. Yani şu an alım için ons altın yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Biraz da gram altına bakalım arkadaşlar. Gram altın tarafına bakacak olursak arkadaşlar burada da hafif bir geri çekilme olduğunu görüyoruz açıkçası. 500-499 seviyesine kadar geri çekilmiş durumda. Yine geçtiğimiz hafta 507 seviyesine test etmiş durumdaydı gram altın. Şu an 491 seviyesi üzerinde kaldığımız sürece alımların hala devam ettiği alım pozisyonların ve bu seviye üzerinde kaldığımız sürece de tekrar yukarıda 528 seviyesinin deneme potansiyeli olduğunu unutmamakta fayda var arkadaşlar. Burası yani yükseliş bölgesi için gerçekten güzel bölge olduğunu hatırlatmakta fayda var. Özellikle dolar kurunun yatay gidişatı, ons altındaki hafif geri çekilme bugün gram altında da 500 seviyeleri arasında işlem görmesini sağlıyor. Yani genel olarak baktığımız zaman bu hafta gram altın açısından da aslında hareketli günlerin olduğunu söylemekte fayda var. Çünkü hem Merkez Bankası toplantısı hem ABD tarafında gelecek üfe verileri arkadaşlar gram altında da hareketliğe sebep olacaktır. Genel olarak baktığımız zaman yükseliş trendi gram altında hala devam ediyor. Özellikle 491 şu seviyenin aşağısı yukarısında olması gram altında yükselişlerin geleceğini bilmekte fayda var arkadaşlar. Alım için güzel yerdeyiz. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum gram altın için. Biraz da gümüşe bakalım. Gümüşün dolar fiyatı arkadaşlar 25 dolar seviyesinin üzerinde fiyatlamaya devam ediyor. 26 dolar seviyesine yakın bir seviyeden devam ediyor. 26 burada 700 seviyesine çıktıktan sonra tekrar burada ons altındaki geri çekilmeyle de beraber aslında burada hafiften kar satışları görmüş durumdayız. Onun dışında bu seviye üzerinde 25 dolar seviyesinin üzerinde kalması gümüş fiyatlarında tekrar 28-27 dolar seviyesine test edeceğini bize göstermekte. Biraz da TL kısmına bakalım. Gümüşün TL tarafına baktığımız zaman da 7.10 seviyesi güzel bir destek oluşturuyor. 7.10, 7.12 seviyesi arkadaşlar. Şu an 7.21 seviyesinde hafiften birkaç günden beri, özellikle 5-6 günden beri burada hafiften bir aşağı yönlü trend oluştuğunu görüyoruz. Çünkü burada 7.46 seviyesinde, 7.50 seviyesinde güzel bir kar satışı gelmişti arkadaşlar. Daha önce de olduğu gibi. Şimdi burada da aynı senaryo yaşayacağız. 7.10 seviyesine doğru indiği zaman arkadaşlar şurası güzel bir şekilde alım noktasını oluşturuyor. 7.10 seviyesi, 7.12 seviyesi. Bu seviyeden alıp tekrar 7.46-7.45 seviyesinden kar satışlarınızı yapabilirsiniz gümüşünde arkadaşlar. Genel olarak baktığımız zaman gümüşün kaderi de bu hafta daha net bir şekilde ortaya çıkacağını söylemekte fayda var. Çünkü ABD tarafına gelecek olan veriler gümüşü de etkileyecektir arkadaşlar. Biraz da BTC'ye bakalım. BTC'ye baktığımız zaman arkadaşlar birkaç gündür yükseliş, hafiften bir yükseliş gösteriyor. Fiyatlar tekrar burada 32.000 dolar seviyesine kilitlenmiş durumda, açıkçası söylemek gerekirse. Fakat alım için 32.000 dolar 30.000 dolar arası güzel bir alım noktasını oluşturuyor. Uzun bir zaman burada hafiften zaten düşüş trendini gözle görülür bir şekilde görebiliyorsunuz. Tekrar yükselişlerin başlaması için özellikle 38.000-40.000 dolar seviyesinin üzerine çıkması gerekiyor. Burada yatırımcının yapacağı şey, daha önce dediğim gibi zaten 30.000 dolarları 32.000 dolarları gördükten sonra tekrar yukarıya bir şekilde BTC desteğini alıyor zaten. Tekrar 38.000 dolar seviyesine, 39.000 dolar seviyesine burada gördüğünüz gibi tamamlıyor arkadaşlar. O yüzden bu seviyelerden 30.000 dolar seviyesine alıp yukarıda 38.000'lerde 39.000'lerde satmak daha mantıklı olacaktır. BTC tarafındaki düşüş trendi hala devam ediyor arkadaşlar. Zaten çok dar bir bantta işlem görüyor. O yüzden bu bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor arkadaşlar, grafikte de görüleceği gibi. Analizlerimi bu şekilde bitiriyorum. Herkese iyi trade'ler derim arkadaşlar. Herhangi bir soru sormanız durumunda mail adresimi kullanarak bana ulaşabilirsiniz.